30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul'da AKP'den 10 yıldır belediye başkanlığını yürüten Kadir Topbaş, HDP'den Sırrı Süreyya Önder ve Pınar Aydınlar, CHP'den Mustafa Sarıgül en güçlü adaylar arasında. Seçimlere birkaç gün kala insanlara şehre dair sorular sorduk. Şehrin temel sorunları neler size göre? Vallahi şu an nasıl desem size onu bilemiyorum da tek düşüncem Bakır şu an. Çünkü iş yapamadım. Seçimlerde oy kullanacak mısınız? Tabii. Biz gidiyoruz artık. Ha, bizim için fark etmiyor. Kim gelirse gelsin. Sizin sorunlarınız yok mu? Çevrenizde, şehirle ilgili. Yaşadığınız problemler yok. Beşiktaş'ta sorun var. Hiçbir bir yatırım yok, bir şey yok. Yani yapım yok. Bu var yani Beşiktaş'ta. İstanbul'la ilgili. İstanbul'da yapıyorlar, yapılacakları yapıyorlar. İstanbul'un en büyük sorunu rant sorunudur. Yeşil alanların imara açılmasıdır. Halkın kullanabileceği alanların halkın yararına açılmamasıdır. Dolayısıyla yaklaşık 30 yıla yaklaşan bir anlayış İstanbul'u yönetmektedir. Dolayısıyla bu anlayış da İstanbul'u talan etmiştir. Neden bir LGBT üyesi istediği hiçbir yerde rahat davranamıyor? Ki yürümeyi bırak, konuşamıyor. Yani ben şu an şurada size röportaj verdim halde çekiniyorum. Hani 5 dakika sonra başıma ne geleceğini ben bilmiyorum ki. Hiçbir şekilde rahat yürüyemiyorum. Gerçekten bu ülkede eşcinsel olmak çok fazla zor. Kadına bakış. Kadını hor görmeler. Yani lafla, en kötüsü lafla ezerler en azından. Yeni belediyenin ne yapmasını istersiniz? İşte yeni belediyenin dediğim gibi yani hayvan barınakları özellikle. Çünkü sokakta çok hayvan var. Artı bir de tinerci sayısı çok. Bunlara sahip çıkılması. İstanbul geneline baktığın zaman en büyük sorun trafik, ulaşım. Yani üçüncü köprünün en azından sanki halkın ulaşımına yarayacak bir şey gibi sunulması ama aslında işte uluslararası ticaret için bir rant haline getirmesi aslında hani İstanbul'da yaşayan birçok kişinin hani yaşam alanını sınırlama ve ortak olan bölgelerimizin gitmesi. Yani bireysel olarak mesela aklıma yani bisiklet kullanmayı çok sevdiğim için bisiklet yolları ama özellikle bisiklet şeyi mesela nereye park edeceğimizi gece yani bilememek ve benim bisikletim çalındı mesela. O yüzden bisiklet parkları yapılması yani yolunun dışında. Üçüncü köprü olduktan sonra trafik sonuçta rahatlayacak. Rahatladığı zaman bu defa senin işine de gelecek, benim işime de gelecek. Hani hepimizi ilgilendiren, hepimizin yararına olan bir şeyin hani olması bence güzel bir şey. Üçüncü köprü de olabilir. Salmar-Maray projesi yaptılar. Oksijenimiz çok az. Benim için bu İstanbul'da tehlike çünkü alerjik astımım var. Her dakika yanımda fısfısımla geziyorum. Neler yaptı Kadir Topbaş? Kadir Topbaş yolları yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Yol yapıyor. Bol bol yol yapıyor. Bu partiymiş, bu partiymiş diye bir şey yapmıyorum. Şu dağıtılan güllerdi, bilmem nelerdi var ya bana çok tuhaf geliyor ya. Yani ne gereği var? O kağıtlar, o bilmem neler, yazık günah değil mi bu kadar masrafa? Belediyeden hiç yardım istediniz mi? Bu durumunuzdan dolayı. İstedim. İstedim annem, istedim. Bana dediler ki yaşın dolsun teze vereceğiz sana. Şimdi işte yeni geldi belediye bana. Dedi de baktılar ettiler. Dedi teyze sana yardım vereceğiz dediler. Öyle dedi bana yardım vereceğiz sana dediler. Artık bilmiyorum. Allah biliyor. Ne diyeyim?